şu anda ekrana bakıp şunu düşünüyor olabilirsiniz ya. Sevgili Elis, bize neden durdurulmuş bir ekran görüntüsü gösteriyorsun, değil mi? Hani böyle düşünüyor olabilirsin. Ben olsam ben de böyle düşünürüm. Niye şu anda donuk bir ekrana bakıyorum? Neden bu ekran durdurulmuş diye düşünürüm. Ama problem şu, bu oyun şu anda akıyor yani. Ben bir şey durdurmadım abi. Bu görmüş olduğunuz Forspoken'ın kanlı canlı akan açık dünyası. Şu açık dünyaya baksana, NPC'ler var, yaşam var. Bak askerler var orada, dikiliyorlar. Öyle dikiliyorlar, neden bilmiyorum. Hani 10 saat daha oyunu açık bıraksam 10 saat daha böyle dururlar yani, hiç kocunmazlar. İnsanlar toplanmışlar kendi aralarında, fısır fısır konuşuyorlar. Hissediyorsun, buram buram yaşam kokusu geliyor. İnsanlar bir yere de gitmiyorlar, öyle durmuşlar meydanda. İkili üçlü toplanıp ne yapmaya çalışıyorlar onu da bilmiyorum. Hani gideyim de şuraya yalandan da olsa yürüyeyim, göstermelik de olsa yaşadığımı hissettireyim gibi bir tripleri de yok. Öyle toplandık ve duruyoruz diyorlar yani. Şimdi bir oyun açık dünyasını böyle sunuyorsa ben bu oyuna nasıl inandıracağım kendimi? Yani bu oyunun yapmaya çalıştığı şeye, dünyasına, karakterlerine nasıl önemsemem lazım benim? Çok zorluyor oğlum bu beni ya. Atmosferine kendimi kaptırabildim, nasıl diyeyim lan ben sana şimdi? Ama çok önden yardırdım, bir olayın başına geleyim. Bu ekrandaki oyunumuzun adı Forspoken. Kendisi Square Enix'in oyunu ve maalesef bu Square Enix ismini son zamanlarda çok iyi anmıyoruz. Avengers oyununu batırdılar, Babylon's Fall'u batırdılar. Şimdi de Forspoken'da çok iyi bir şey başaramadılar. Hatta çok iyi bir şey başaramamaya geçtim, bayağı bu da patladı. Bu Forspoken'ın vaat ettiği şey açık dünyada sağa sola koşturduğumuz, koştururken de büyüler yaptığımız bir oyun olmasıydı. Tabii bunu bir de kendince eğlenceli gördüğü bir hikaye eşliğinde bize sunacaktı. Ana karakteri çılgın, uçarı tavırları olan genç bir kadındı. Biz de ya çok çılgınsın falan diyecektik ve keyifli oyunu oynayacaktık. Planlar buydu. Fakat oyunun ilk videoları çıkmaya başlayınca işler pek planlandığı gibi gitmedi. İnsanlar fragmandaki diyalogların çok sinir bozucu olduğunu dile getirmeye başladı. Oyunun demosunu oynayanlar oyundan etkilenmediğini belirtti. Yani daha oyun çıkmadan algılar negatife dönmeye başladı. Sonrasında çok acayip bir şey denk geldi önüme abi. Derek isimli bir içerik üreticisi oyunun fragmanında yapılan kandırmacayı bulmuş ve onu paylaşmıştı. Ben de görünce oha lan dedim. Şimdi bu kandırmacı dediğim mevzu şöyle bir şey abi. Fragmanda biliyorsunuz klasik aksiyonlar falan olur ya böyle. Sonrasında ekrana yazılar gelir. Bu yazılarda işte bazı basın kuruluşlarının sözleri vardır. Eğlenceli, kesinlikle büyüleyici, çekici falan değil mi? Ne güzel şeyler denmiş oyun için. Ya bu tarz şeyleri çok görürüz ya fragmanlarda ama üzerine çok düşünmeyiz. Ha diniz geçeriz böyle. Ama Derek ekstra bir inceleme yapmış burada ve bunu gerçekten diyenler aslında ne demek istemişler ona bakmış. Misal güzel yazanın aslında demek istediği şeye bakalım abi. Normalde güzel yazan şunu demiş. Oyunun güzel bir hikayeli oyun olma potansiyeli var demiş. Yani oyunun kendisine güzel dememiş, potansiyeli var demiş. Ama bunu almışlar, güzel kısmını kesip fragmana koymuşlar. Bir başka örnek eğlenceli kısım. Eğlenceli kısımda aslında yazan şey şu, oyunda gezme mekaniğinin hızlı, eğlenceli ve kullanımı kolay olmasından bahsediyor. Yani oyunun kendisine eğlenceli dememişler. Sadece mekaniği anlatırken eğlenceli bir mekanik demişler. Oğlum niye bunu alıp kesip oyunun fragmanına koyuyorsunuz ya? Hani ben bu videoda şöyle bir şey desem, süper sıkıntılar yaşadım desem. Ya bunu alıp Square Enix şey yapabilir yani, süper yazısıyla böyle oyuna koyabilir fragmana. Yani bu olayın kandırmacı olması dışında bir önemli mevzusu da şu, demek ki Square Enix oyunla alakalı güzel yorum bulamamış etrafta. Ya daha çıkmadan önceki sıkıntıya bakar mısın ya? Ben de tüm bu negatif algılarla oturdum oyunun başına ama çok önyargılı değildim açıkçası çünkü çok yüksek beklentim yoktu oyundan. Benim amacım abi oynanış tarafında eğlenceli bir şey sunmasıydı. Yoksa hikayesi aksın, müthiş olsun gibi bir şey hiç beklemiyordum. Oyuna başladığım gibi de kendimi New York'ta buldum. Ana karakterimiz mahkemede yargılanıyor hırsızlık suçundan. Belli ki yanlış bir hayata sürüklenmiş bir kadınız biz. Bu mahkeme esnasında da kendi geçmişimize bakıyoruz. Dosyamızı falan inceliyoruz. Tam Japon oyun yapımcısı işleri bunlara. Dava yürüten hakim bize nasihatler veriyor. Yapma kızım, bak kendini yakacaksın. Bu yoldan çık falan diyor. Kaldı ki bu bizim ilk suçumuz da değil ha. Bayağı azılı bir hırsızız galiba lan biz. Birkaç kere daha yapmışız çünkü bu işi. Ama yine de hakim benim anlayamadığım bir sebepten ötürü bizi salıyor. Hafif bir ceza veriyor bize yani. Niye acıyor o kısmı anlamadım. Daha kaç kere milleti soymaya teşebbüs etmem lazım benim ya. Alıştı oğlum beni içeri. Çünkü yani nitelikli bir hırsızım ha. Bir de böyle şey değilim hani açtım ekmek çaldım değil. Bayağı araba çalmaya çalışmışım lan. Bunu oğlum bu nasıl suç ve ceza sisteminden aklıma başka ülkeler getiriyor. Sonra sana karakterimiz sokakta çaresiz çaresiz yürürken onu sıkıştıran bir çeteye denk geliyoruz. Niye arabayı çalmadın lan diyorlar. Biz de çalamadık işte diyoruz. Meğersem bu çete bizi zorluyormuş mevzuya. Sonra bir kavgaya falan tutuyoruz ve kaçış sahnesi başlıyor. Ne oluyordum ben büyülü diğerlerde uçmaya gelmiştim. Sokak aralarında çetelerden kaçıyorum. Bak kötü demiyorum yanlış anlamayın. Aksine şaşırmayı severim bir oyuncu olarak ve böyle bir başlangıç beklemiyordum. O yüzden okeyim abi, şaşırdım yani. Bu kaçış kısımlarının ardından da eve dönüyoruz. Evde bir kedimiz var, onunla takılıyoruz falan böyle. Sonra yatışa geçiyoruz derken hayda müptezeller evi yakıyor. Bayağı o çetedeki insanlar intikam uğruna ev yakmış. Biz de işte kedi kaptığımız gibi evden kaçıyoruz. Sonra sokakta çaresiz çaresiz gezerken abi bir tane camdan bir nesneye denk geliyoruz. Nesne böyle parlak, tabii hırsızlık kanlı olduğu için abi hemen dalıyoruz camdan. Abo neymiş ki deyip kolumuza takıyoruz bu bileziği. Bu bileziği kola geçirdiğimiz gibi de tada büyülü dünyaya geldik. Bu kolumuza taktığımız şey de konuşan bir bilezik. Olayı da büyü yaptırıyor olması. Yani onun sayesinde biz de artık büyü atabiliyoruz. Ben de artık herhalde diyorum ki oyunun nasıl kısmı başladı yani. Bundan sonra aksiyondan aksiyona koşacağız, büyülerimizi atacağız, coşacağız. Ama yaptığımız şey taş atıp kafa yarmak şimdilik yani. Bu hani
hani nasıl büyü oğlum, taş atıyoruz lan. Dünyanın en sıkıcı büyücü aksiyonu ne diye sorsanız bu derim herhalde yani. Bu cacık ötesi taş atma kısmıyla uğraştıktan sonra da bir şehre kaçıyoruz. Şehrin ileri gelenleri tabii sen kimsin deyip bizi hapse atıyor. Korkuyorlar bizden. Sonrasında biz hapisteyiz, ne yapacağız ne edeceğiz diye düşünürken böyle bir anda bir kadın geliyor, bizi hapisten kaçırmaya çalışıyor. Ve burada da dünyanın en dandik gizlilik kısımları başlıyor. Neden burayı oynattırmaya çalışmışlar da bir sinematik sahneyle geçiştirmemişler hiç anlamadım. Ya çünkü çok kötü oğlum gizlilik kısımları. Böyle bekliyorsun abi, duruyorsun. Yapay zekalar sağa sola yürüyor saçma sapan. Onlar yürüdükten sonra sen de ilerliyorsun falan. Yani ne böyle kontroller rahat, ne böyle sahnede bir şey var hani böyle bakınca of be ne güzel yapmışlar diyorsun. Ne oyuna kattığı bir derinlik var yani, gizlilik oyunu değil çünkü bu. Hani böyle bir kısmın olmasının hiçbir anlamı yok. Ve burası kısa da sürmüyor ha. Oynuyorsun bir süre. Bu kısım bitince tabii bir rahatlıyorsun, artık aksiyona dalacağım diye. Yok, bu sefer de ara sahnelerde hikayeler anlatılmaya başlanıyor. Bizim karakter bu arada bulunduğu dünyayı iplemiyor ve oradan kaçmaya çalışıyor. Sen de oyuncu olarak doğal olarak iplemiyorsun ana karakterle benzer düşünmeye çalıştığım için. Ama tüm bu iplememe arasında sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bak bizim diyor bir dünyamız var diyor. Bir dünyamız çok büyük diyor. Oğlum ciddiye alayım mı almayayım mı senin dünya? Şimdi anlamadım ki ben. Oyun beni açık dünya attığı noktalarda da bu arada gezme sisteminin eğlendireceğini düşünmüştüm beni. Çünkü oyunda parkur mekanikleri var. Ve fragmandaki en tab olduğum şey bu parkur mekanikleriydi. Oraya atlıyorsun, buraya atlıyorsun, oraya sıçrıyorsun falan. Çok eğlenceli duruyordu. Fakat oynarken abi bunun beklediğimden çok daha statik bir şey olduğunu fark ettim. Yani böyle aktığın, gerçekten de parkur yaptığın hissi yok oyunda. Ya tek tuşla bu parkur mekaniğini çözmeye çalışıyorsun oyun içerisinde ama keyif anlamında hiç göründüğü gibi bir keyif vermiyor. Ya bu kadar hareketli duran bir oyunun bu kadar donuk bir oynanış sunması çok enteresan gerçekten. Açık dünya tarafında da Elden Ring'den etkilenmişler biraz. Şu açıdan söylüyorum bunu. Mesela rastgele haritada düşmanlar karşına çıkabiliyor. Bosslar mostlar böyle. Ve güçlü oluyorlar bu bosslar. Hani ilk gördüğün zaman bu ne lan, ben bunu kesemeyeceğim falan dedirten bosslardan bahsediyorum. Sonra böyle bir alan görüyorsun falan, keşfedilecek ekstra bir yan alan. Oraya giriyorsun, bir bakıyorsun zindanmış. Tabi zindanın tasarımı hak getir he yani. Aşırı kolpa bir zindan. Arenası var, arenada düşmanı kesiyorsun. Sonra koridorda ilerliyorsun. Bir sonraki arenaya geçiyorsun. Oradaki düşmanı kesiyorsun. En sonunda boss çıkıyor, boss'u kesiyorsun. Bu. Tek bir zindana girdikten sonra şunu dedim. Teşekkürler kardeşim, ben doydum. Bundan sonraki zindanlar sizin olsun. Ama sağ olsun ana hikayede bir türlü açılmak bilmiyor abi. Devamlı bir ara sahne, devamlı gereksiz bir şeyle seni bölüp duruyor ya. Tam böyle şehrin dışına çıkacaksın, küçük bir kız çocuğu senin önünü kesiyor, sana bir şeyler anlatıyor. O sırada craft mekaniği öğretiyor sana. Tam diyorsun okey aktım bu sefer de oyun diyor ki sana dur kitaplara bak şurada. Allah Allah. Ulan dur, oyunun dünyasını ciddiye alamadım daha. Ne kitaba bakacağım? Zaten henüz iplemediğim bir dünya varken bir de o iplemediğim dünya ile alakalı ekstra bilgiyi ya istemiyorum kardeşim şu an, bir dur lan. Okey diyorsun, aksiyon kısmına gireyim işte, biraz daha coşayım falan. Ondan sonra bir daha kitap bakma kısmı geliyor. Ay Allah'ım, artık var ki kendimi keseceğim ya. Sonrasında şehirde gezmeli sıkıcı işler var ki şehirde gezmek de bu arada parkur yapamıyorsun şehir içerisinde. Neden bilmiyorum. Şehirde parkur yapmak yasak. Ya kendince oyun içerisinde bir mantığı var bunun ama niye bunu engellemişler onu anlamadım yani. Zıplayalım işte abi. Zıplamak zaten oyunun eğlenceli olabilecek 2-3 mekaniğinden biri. Şehirdeyken bunu elimizden almanın çok bir esprisi var mı ya? Habire oyun böyle seni zincirlemeye çalıştıkça zincirliyor yani. Eğlenceli olabilecek mekaniklerini vermemek için elinden geleni yapan bir oyun ben bu kadar görmedim ya. Normalde bu oyun iyi yaptığı veya daha doğrusu iyi yapmaya yaklaştığı şey büyüler, farklı büyüleri kullandırtması ve parkur sistemi. Mevzusu bu. Ulan bunu vermemek için niye bu kadar uğraşıyorsun oğlum sen? Yani giriş saatleri insanı bu kadar yoran bir oyun daha önce oynadım mı emin değilim yani. Hem aşırı fazla sıkıcı ara sahne koymaları önüne, hem alakasız böyle zevkini aşağı çeken görevler barındırmaları, hem de elindeki böyle gerçek keyifli büyüleri vermek konusunda seni baskılaması falan, yani inanılmaz kastırmışlar ya. Hani bu oyunun giriş kısımlarını kim yazdıysa, kim onayladıysa ellerinden öpüyorum. Bu kadar oyuncuyu test eden bir açılış görmemiştim. Test etmekten kastım hani oyuncu kaçacak mı yoksa bizde kalacak mı, o testten bahsediyorum. İşin teknik taraflarına zaten en başta değinmiştik yani. Açık dünya öyle bir tasarlamışlar ki hem çevreler inanılmaz detaysız. Açık dünya çıktığınızda koşturduğunuz, gördüğünüz şeyler çok kötü gözüküyor. Şehir kısmına geldiğinizde de, insanların yaşadığı kısma geldiğinizde de yaşam belirtisi görmenize imkan yok. Ya keşke bu oyunda hiç insan falan olmasaymış. Terk edilmiş diğerlerde koşturuyor olsaymışız daha inandırıcı olurmuş. Çünkü olmamış abi. Yapmaya çalışmamışlar bile, hiç uğraşmamışlar bile. Ya burada bütçeleri yokmuş, paraları yokmuş gibi bahaneleri de Square Enix artık bize sunmasın yani. Abi tamam bütçen paran yoktur da şu yapay zeka şuradan şuraya da mı gidemiyor? Gidip de Rockstar gibi böyle yaşayan bir yapay zeka yazın demiyoruz zaten ama ben şuna bakıp da kimse şey demedi mi ya arkadaş, bu çok donuk oldu. Biz onun yerine buradaki herkes ölmüş, kimse kalmamış yapsak daha mı iyi olur demedi mi yani? Her şeyi geçtim, bu oyun nasıl benim nazarımda patlamasının sebebi şu. PlayStation 5'in gücünü gösterecek bir yapım olacaktı oğlum bu. Konsolda PlayStation'a özel çıktı bu arada. PC'de de var ama konsolda PlayStation 5'e özel. Ve bu oyunu ilk gösterdiklerinde dibimiz düşmüştü. Demiştik ki oha lan ne geliyor. Şu fragmana bakar mısınız Allah aşkına ya? Hiç böyle kendini T'ye alan, tırışka grafikli oyun havası veriyor mu insana? Ne oldu abi bu görselli atmosfere yani? Hani bu yolda neler yaşadığınızda siz sonuç bu şekle geldi? Harbiden üzerine konuştukça böyle insanın sinirleri bozuluyor. Bu arada ilerledikçe oyun açılır, farklı oynanış elementlerle zenginleşir diyordum ama ilerledikçe sıkıcılık baki kalmaya devam ediyor. Bir şeyin değiştiği falan da yok ha. Oyunda ilerledikçe farklı tipte büyülerle daha eğlenceli bir hale gelir oyun diyordum ama o da olmadı. Ana hikaye noktasında sizi şaşırtmak için yaptığı güzel dokunuşlar var eyvallah ama bütüne baktığın zaman bunlar da yetersiz kalıyor abi. Karakterlerin sıkıcılığı
olduğu oyundaki hikayeyi çok ciddiye almanızı hep engelliyor. Velhasıl Forspoken Ivory'nin patlayan ilk oyunu oldu benim için. Umarım tek oyun olur. Açıkçası oyunla alakalı beklentim hiçbir zaman çok yüksek değildi ama en azından oynarken eğlenebileceğim bir şey olacağını düşünüyordum içerisinde. Hiç bulamadım ya. Oyunu oynayıp da eğlenen bir kesim de var bu arada. Hani bunu da yatsıyamam. Bu büyüleri farklı şekillerde kombinleyip kullanmak belli bir önce kesimde eğlendirmiş. Boştan barındırdığı özel mekanikler var ama genel olarak baktığınız zaman bence katlanılması çok zor bir tecrübe. Ve katlanmama da büyük saygı duyuyorum. Tebrik ediyorum. Ben hala şu açık dünyadayım yani. Enteresan.